Merhaba. Ben Doktor Erhan Özel, iş hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlerle Hipokrat TV'de hem hekimleri ilgilendiren hem de hastaları ilgilendiren çok basit bir konuyu basit olarak anlatmak istiyorum. Anlatmalar önce Hipokrat TV'ye üye olmayı ve hatırlatma butonuna basmayı unutmamanızı rica ediyorum. Bu konu ne? Bu konu muayenehaneye gelen hastalarımızın birçoğu, hocam ben de kansızlık var, benim demirim düşük, bende demir eksikliği anemisi var diye elinde bir kan sayımı sonucuyla bize başvurmaktadır. Veya biz böyle bir kan sayımı tetkikini aldığımızda elimize çok kısa bir süre içerisinde, yani 1-2 dakikalık süre içerisinde bazı parametreleri inceleyerek o kişi de nasıl bir kansızlık olduğunu, özellikle toplumda demir eksikliği anemisi çok fazla olduğu için demir eksikliği anemisi var mı? Yoksa bununla karışabilecek olan kronik hastalık anemisi veya talasemi minör dediğimiz talasemi taşıyıcılığı var mı ki en fazla demir eksikliği bunlarla karışır. Var mı yok mu diye çok kısa bir göz atmayla bunları ayırabiliriz. Bunların pratik ipuçlarını vermek istiyorum. Ayrıca demir eksikliği anemisiyle karışan sidroblastik anemi ve kurşun zehirlenmesi de var ama bunlar çok sık görülmediği için bugün bahsedilmeyecek bugünkü konularımız arasında. Şimdi elimde bir hemogram kağıdı, hemogram çıktısı var, kan sayımı kağıdı. Biz burada kişinin kansızlığı var mı yok mu diye ilk baktığımız parametre hemoglobin dediğimiz parametre. Kişinin hemoglobini erkeklerde 14 gram ve üzeri, bayanlarda da 12 gram ve üzeri normaldir. Hemoglobine bakıyoruz. Şu şekilde baktığımız zaman mesela şurada hemoglobin 9.5 gram yazıyor. Ve bu düşük bir kan sayımı yani anemik bir durum. Bu hemoglobine baktıktan sonra ikinci olarak bakacağımız parametre kan sayımında MCV'dir. Yani min korpüsküler volüm. Yani eritrositlerin ortalama hacmini gösterir. Bu da 80'in üzerindedir normalde. Burada görüldüğü gibi 71. Yani 80'in altında olduğu zaman mikrositer bir anemi var diyoruz. Anemi var, kansızlık var, mikrositer bir anemi var. Ve sonra eritrosit sayısına bakıyoruz. 2 milyon 200 bin. Bu da düşük. Normalde eritrosit sayısı 4,5 milyonun üzerindedir. Burada şu şekilde gördüğümüzde bu mikrositer bir anemi gösteriyor. Demir eksikliği anemisi düşünüyoruz ama talasemi ile ve kronik hastalık anemisi ile karışır, karışabilir çünkü demir eksikliğinde demir vereceğiz, diğerlerinde demir vermeyeceğiz. Burada buna ilaveten bir depo demir baktığımızda feritin'i düşük bulduğumuzda bu 90-95 demir eksikliği anemisi diyebiliriz. RDB'ye sonra geleceğim. Bu bir demir eksikliği anemisi tablosu. Hemoglobin düşük, MCV düşük, eritrosit sayısı düşük, ferritin düşük. Bununla birlikte karışan, en çok karışan hastalık nedir? Kronik hastalık anemisidir. Yani hastanın bir kanseri vardır, bir kronik otoimmün bir hastalığı vardır. Burada demir eksikliği anemisiyle bunu çok karıştırırız. Burada da bakıldığı gibi hemoglobin düşük ama demir eksikliğine göre biraz daha az düşüklüğü var. 10.8 gram düşüklüğü var. MCV'si gene düşük ve eritrosit sayısı düşük. Yani gene bir mikrositer anemi var burada görüyoruz. O zaman bununla aynı demir eksikliği anemisiyle aynı. Ama burada Feritine baktığımız zaman depo demirine feritini yüksek buluyoruz. Demek ki feritini yüksek bulduğumuzda ve mikrositer anemi bulguları varsa daha çok kronik hastalık anemisi diyoruz. Bununla arasındaki tek fark şurada gördüğünüz gibi feritin seviyeleri. Üçüncü bir hastalığımız var. Gene kan tablosuna baktığımızda hemen ayırabileceğimiz ve Türkiye'de çok fazla gördüğümüz bizim ülkemiz için de önemli olan Akdeniz anemisi taşıyıcılığı veya talasemi minor dediğimiz durum. Burada da görüldüğü gibi hemoglobin düşük. MCV bakın daha düşük burada. Yani eritrositlerin çapı daha düşük. Fakat burada farklı bir şey var gördüğünüz gibi eritrosit sayısı çok yüksek. Bakın demir eksikliği anemisinde ve kronik hastalık anemisinde eritrosit sayısı her ikisinde de düşük. Eritrosit sayısını ne demiştik? 4,5 milyondu. Burada 2,200, burada 3,200. Halbuki burada tam tersi daha yüksek. Bu talaseminin tipik bulgusudur. Bu da bir hipokrom mikrositer anemidir. Anemidir ama burada eritrosit sayısını fazla gördüğümüz için biz bunu talesemi olarak düşünmeliyiz. Burada da depo demirine baktığımızda depo demirini yüksek buluyoruz ferritini. Demir eksikliği anemisinde depo demiri düşüktü. Talasemi minör veya taşıyıcılık demek için kesin ispatı için hemoglobin elektrofozi yapmamız gerekir. Niçin? Alfa talesemiden ayırmak için. Yani hemogram kağıdını elimize aldığımızda bu bulgurlarla bir dakika içerisinde bu bir demir eksikliği anemisi mi, bir talesemi mi, bir kronik hastalık anemisi mi çok rahat ayırabiliriz. Bir de gene hemogram kağıtlarının altında RDV diye bir şey göreceksiniz. Karşılığında da normali 15'e kadardır. Bu eritrosit çap hacimlerinin şekilsiz olmaları, birinin büyük birinin küçük olmaları anlamındadır ki buna anizositoz diyoruz, şekilleri farklı oluyor. Bunlar da gene hemogram kağıtlarında baktığımızda demir eksikliği anemisinde RDV yüksektir. Normali üst sınırı 15'e kadardır bunun, demir eksikliği anemisinde bunu yüksek buluruz. Kronik hastalık anemisinde de RDV'yi yaklaşık yüzde de yüzde RDV yüksektir. Yüzde sinde normaldir. Talasemi minör ve taşıyıcılığında ise RDV genellikle normaldir. Bu şekilde yaparak biz kan sayımı kağıdına bakarak hastanın hangi türden olduğunu ayırabiliriz. Şuradaki tabloda da daha özet şekilde görüyoruz. Demir eksikliği anemisi, serum demiri düşük, demir bağlama kapasitesi yüksek, ferritin düşük, eritrosit sayısı düşük, RDV yüksek. Bu bir demir eksikliği anemisi. E bu kimle karışıyordu? Talesemi ile karışıyor, minör taşıyıcı ve kronik hastalık anemisi. Talesemi de serum demiri yüksek veya normal olabilir. Demir eksikliğinde düşüktü bakın. Tersemi de yükseliyor. Total demir bağlama kapasitesi Talesemi de düşük veya normal, demir eksikliğinde yüksekti. Ferritin talesemi de yüksek, demir eksikliğinde düşüktü. Eritrosit sayısı en önemlisi bu bence. Talesemi de yüksek, demir eksikliğinde düşük, RDB'de demir eksikliğinde yüksek, talesemi de normal olabilir. Peki kronik hastalık anemisinde ne oluyordu? Yani kanserli hastalarda gördüğümüz bir anemi şeklidir bu. Ki boşuna demir verip vermemeyi tartışırız genellikle bu durumlarda. Burada görüldüğü gibi serum demiri aynı demir eksikliği anemisindeki gibi düşük ama de, total demir bağlama kapasitesi de düşük burada demir eksikliğinde yüksekti. Depo demiri yüksek, eritrosit sayısı düşük, RDV yüksek veya normal olabilir. Ayrıca kronik hastalık anemisinde sedimentasyon yüksekliği, CRP yüksekliği ve konstitüsyonel semptomlar yani ateş, halsizlik gibi şikayetler olabilir. Bugünkü konumuz bu kadar. Hemogram kağıtında anemiyi, özellikle mikrosite anemiyi, demir eksikliği anemisini diğer anemilerle Ayrıcı tanı hakkında görüştük. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Teşekkürler.